Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarımızda dosya uzantısını değiştirme, dosya uzantısını görme nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Örneğin sizin bir metin belgeniz olsun. İsmi sadece txt olsun. Bu dosyayı siz diyelim ki Python dosyasına çevirmek istiyorsunuz. Bu yüzden sonuna py eklediğiniz zaman Python dosyası olması lazım. Enter'a tıkladığım zaman bakın yine metin belgesi olarak kalıyor. Şimdi bu dosya uzantısı değiştirme işlemi için yapmamız gereken kısa bir ayar var. Hemen bunun için arama kısmına geliyoruz. Buraya denetim masası yazıp bakın burada seçiyorum. Burada hemen görünüm ve kişiselleştirme var. Buna tıklıyoruz. Dosya gezgini seçeneklerine tıklıyoruz. Devamında bakın genel görünüm Ara adında 3 bölüm var. Biz görünüme tıklıyoruz. Burada gelişmiş ayarların altında hemen bilinen dosya türleri için uzantıları gizli aktif. Biz bunu kapattığımız zaman ve uygula diyoruz. Tamamı tıklayıp bunu kapatıyoruz. Denetim masasında kapatıyorum artık tamamen. Kısa ayarımızı yaptık. Bakın sonuna txt adında uzantısı geldi. Şimdi bunu yeniden adlandır dediğim zaman bakın bu şu an seçili kısım dosyanın ismi artık. Çünkü eskiden sadece dosyanın ismini değiştiriyordu. Sondaki .txt'yi de değiştirelim bakın. Tekrar .py dediğim zaman şimdi Python dosyası olarak değişecek. Emin misiniz diyor. Evet'e tıklıyorum. Python dosyası olarak bakın buraya geldi. Biz bunu tekrar dönüştürelim. Örneğin Python değil. Şimdi de Word dosyası olsun. Bu yüzden .docx olarak yazıyorum. Emin misiniz diyor tekrar tıklıyorum. Bakın Word dosy dosyasına döndü. Bu şekilde dosya uzantısı değiştirme işlemini yapabiliyoruz ve uzantılarımızı artık görebiliyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.